Efendim merhabalar, Sanat 2012'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir festival haberiyle başlıyoruz. Programımıza bu sene 29.sü düzenlenen Ankara Müzik Festivali yarın itibariyle başlıyor. 14 farklı ülkeden tam 700 sanatçının katılacağı festivalde çok değişik bir müzik yelpazesi sunulacak bütün müzikseverlere diyoruz ve Sanat 2012'ye bu haberimizin de dahil olduğu haber turuyla başlıyoruz efendim. Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Şule Ulusoy'un Yaşamın İçinden Anlatımlar başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Başlangıçta natürmortlarla ilgilense de kısa bir süre sonra sanat anlayışını insan üzerinden ifade etmeyi seçen Ulusoy bu sergisinde gelenekselle çağdaş kültürün birleştiği görüntülere odaklanıyor. Her gün önünden geçtiğimiz ya da yanı başımızda olmalarına karşın hiçbir zaman tam anlamıyla algılayamadığımız cadde ve insan manzaralarını resimlerine yansıtan Ulusoy'un Yaşamın İçinden Anlatımlar sergisi 28 Nisan'a kadar görülebilir. Ekkır Türk Göçmen Derneği tarafından bu yıl 9.sü düzenlenen Paris Türk Film Festivali, Türk sinema oyuncusu Serra Yılmaz'la Fransız belgesel yönetmeni Jean-Pierre Thorne'un katılımıyla başladı. Geçen yıl önde gelen uzun metraj sinema filmlerinin yanı sıra belgesellerle kısa filmlerin yer alacağı festival, Paris kent merkezindeki Filmothèque de Quartier Latin sinemasında gerçekleşiyor. 8 Nisan'a kadar sürecek festivalde Ümit Ünal'ın Narş, Pelin Esmer'in 11'e 10 Kala, Tolga Örneğin Labirentinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk filmi izleyiciyle buluşacak. Bana o ahlak dersi verme! Gerçekten de ciddi bir yaptı. Bir sonraki araya. Savaştan geri dönen iki yakın arkadaş. Birisi fiziksel, diğeri ruhen onulmaz yaralar almıştır. Özgürlüğünü kafasının içindeki kuş imgesiyle yaşayan gençlerden birine arkadaşı ve psikoloğu yardım etmeye çalışır. Amerikalı ressam ve yazar William Harton'ın gelmiş geçmiş en etkili savaş karşıtı eserlerinden Birdie, Serkan Erdemli'nin çevirisi Atilla Şendir'in rejisiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Burak Karaman, Can Yılmaz ve Kerim Altınbaşak'ın rol aldığı oyun geçen yıl İsmet Küntay Özel Ödülü'ne de değer görülmüştü. Buraya gel, şuna bak. Her tabana bakıyor. 29. Uluslararası Ankara Müzik Festivali yarın başlıyor. 14 farklı ülkeden yerli ve yabancı 700'e yakın sanatçının katılacağı festival, çağdaş müzikten popüler ve klasiğe, senfonik müzikten caza kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Açılışını Marek Piarovski'nin şefliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile solist Suna Kanan'ı yapacağı festivalde ayrıca flamenco'nun büyüsünü dansın ateşiyle birleştiren Royaz Rodrigos kardeşler izleyenleri kendilerine hayran bırakacak. Amerika'da uzun ve çok sıcak geçen bir yaz mevsimi sonrası Alaska eyaletine bağlı Barrow kentinde sıra dışı bir olay meydana gelir. Avlanan bir Eskimo, buzul kütleleri arasında beslenen ve hayatta kalmaya çalışan 3 gri balinaya rastlar. Kış mevsiminde sıcak güney bölgelere göç etmesi gereken balinalar, buzul kütlelerinin arasına sıkıştıkları için bu bölgede kalmışlardır. Thomas Rose, Fearing the Whales adlı kitabından Jack Emiel ve Michael Begler tarafından uyarlanan ve gerçek bir öyküden beslenen Büyük Mucize'nin yönetmenliğini daha çok televizyon işleriyle tanıdığımız Ken Wapis üstleniyor. Filmin başrollerinde ise Drew Barrymore, John Krasinski ve tabii balinalar var. Sanat 2012 tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen sizler de bize ulaşın, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr ve Facebook adresimiz trtokulsanat2011. Ve her çarşamba olduğu gibi şimdi sırada liste kitap köşemiz var. Hep beraber izliyoruz. Bugüne kadar edebiyat dergilerine yazdığı öykülerle tanınan Berna Durmaz ilk kitabı Tepedeki Kadın'la Can Yayınları'nda.
Adı bilinmeyen bir taşra kasabasında geçen öyküler, bir yandan buradaki insanların sıkışmış, güdükleşmiş hayatlarını yansıtırken, diğer yandan kasaba yaşamının şiddet içeren ürkütücü yanını da resmediyor. Öykülerinin sağlam ve inandırıcı altyapısıyla insanın temel sorunlarını anlatmayı amaçlayan Berna Durmaz'ın, Türk Edebiyatı'nın geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı Tepedeki Kadın adlı kitabı, gerilim sevenlerin beğenisini kazanacağı benziyor. Ali Newman, vahşetin ne olduğunu henüz küçük bir çocukken öğrenir. Güney Afrika'nın vitrini Cape Town'un ağır suçlar bölümünde polis şefi olduğunda ise toplumu saran şiddet ve AIDS vakalarıyla boğuşmak zorunda kalır. Korkunç sonuçlar yaratan olaylar dizisini her gün bir yenisi takip eder. Carly Fairey'in Güney Afrika toplumunu ve kültürünü tüyler ürpertici bir polisiyeyle birleştirdiği Zulu adlı romanı İtaki yayınlarından raflardaki yerini aldı. Frankfurt Okulu ya da eleştirel kuram olarak bilinen düşünce hareketinin ilk akla gelen ismi Theodor Adorno'nun son öğrencilerinden Detlev Clausen, Son Deha adlı kitabında büyük düşünürün mektup, aforizma ve eleştiri türünde çalışmalarına odaklanıyor. Adorno'nun kaleminden çıkan kaynakları titiz bir çalışmayla mercek altına alan yazar, bu yolla 20. yüzyılın keskin siyasi dönemeçlerini, entelektüel tartışmalarını ve açmazlarını yeniden oluşturmayı hedefliyor. Yapı Kredi yayınlarından okuyucuyla buluşan eser, felsefe meraklılarının bir hayli ilgisini çekecek. Türk belgesel sinema tarihinin bir döneme damgasını vuran, ancak bugün haklarında çok az bilgi bulunan İstanbul Üniversitesi Film Merkezi Filmleri, Filmlerle Anadolu Destanı Yazmak adlı kitapta gün ışığına çıkıyor. Cenk Demirkıran'ın kaleme aldığı Derin Yayınlarından okuyucuyla buluşacak eserde Hitit Güneşi, Siyah Kalem, Surname ve Karanlıkta Renkler gibi önemli belgelerin izi sürülüyor. Kültür köklerimizde bir kültür sürekliliğinin izini süren kitap, sinema dili aracılığıyla okuyucuya bir çeşit Anadolu destanı sunuyor. Ali Uluraspa'nın kaleme aldığı Aşk Vardı, Gerisi Yalandı, Babali Kültür Yayıncılığından çıktı. 1986 yılında Konya'da gazeteciliğe başlayan yazar, birçok ulusal gazete, televizyon ve haber ajansında muhabirlik ve yöneticilik yaptı. Yılın gazetecisi ödülünün yanında çok sayıda ödül de sahibi olan Uluraspa'nın çeşitli gazete ve dergilerde şiir, öykü, deneme, köşe yazısı yayımlandı. İnsan aşkla anlamlıdır düşüncesiyle hareket eden yazar, Aşk Vardı, Gerisi Yalandı adlı kitabı, aşkın farklı tariflerini bulmak isteyenlerin zevkle okuyacağı bir eser. Larry Sumner Boyd ve John Freeland'in kaleme aldığı İstanbul'u dolaşırken 40 yıl sonra Türkçe'de. Boyd ve Freely bu kitapta okuyucuyu Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan bu gizemli şehirde tarih içinde bir yolculuğa çıkarıyor. The Times yayımlandığı 1972 yılından beri İstanbul'u tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak olan kitabı en iyi İstanbul gezi rehberi, New York Times ise roman gibi okunan bir gezi kitabı olarak nitelemişti. İstanbul'u dolaşırken İstanbul'un semtlerini, tarihi yapılarını ve anıtlarını, şehrin arka sokaklarındaki küçük hikayeleri merak edenler için oldukça değerli bir kaynak. Ve efendim geldik bugünkü stüdyo konuğuma. Bugün stüdyomda bütün bir hayatını müziğe, caz müziğine ayırmış önemli bir müzisyen var. Yavuz Akyazıcı, elimde de Bridge albümü, son albüm var. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavuz Bey, müthiş bir serüven var. Hepsinden bahsedeceğiz aslında. Kimya mühendisliği okumuşsunuz. Ardından müthiş bir kararla Amerika'ya gitmişsiniz ve hiç dönmemecesine 20 sene boyunca Amerika'da yaşamışsınız neredeyse. Caz müziğiyle tanışmışsınız, uğraşmışsınız. Orada çok önemli müzisyenlerle çalışmışsınız ve 5 sene önce de dönüp de ülkemize tekrar gelip kaldığınız yerden de devam etmişsiniz aslında. Bütün bunları konuşacağız ama ben şunu çok merak ediyorum. Kimya mühendisliğinden caza dönüş nasıl oldu diye başlayalım derim. Aslında yani o hikayenin bir tık öncesi de var. Mühendisliğe girişimde aslında benim bir senelik bir uçak mühendisliği okumuşluğum da var. Bir de uçak mühendisliği. Teknik üniversitede yani bir şekilde matematiği, fiziği iyi olan her öğrenci gibi ailesi tarafından mühendisliğe yönlendirilmiş bir öğrenci oldum. Öyle bir serüvenden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Taş Oda dediğimiz bir müzik kulübü var. Bunu eskiler çok bilir. Oradan çıkmış bir sürü önemli müzisyen var. Bunların arasında işte Teoman, Duman grubunun davulcusu Cengiz Baysal, Zen grubu Murat Ertel. Yani
O Mavi Sakal grubu, Tibet Artan, çok isim var. Ne güzel. Öyle bir dönemdi. Ondan sonra tabii ki önceden planlamadığımız bir şekilde müzik çok önemli oldu hayatımızda hepimizin. Ve